Bilinen ilk suda doğum 1803 yılında Fransa'da uygulanmıştır. Sıcak su dolu küvetin içinde ağrılarını azaltmak için başlanan bu yolculuk, özellikle İngiltere olmak üzere tüm dünyada profesyonel küvetlerle hastanın ağrısını azaltmak ve girişimsel müdahaleleri azaltmaya yönelik bir doğum şekli olarak sık kullanılmaya başlanmaktadır. Suda doğumun asıl faydası suyun sıcaklığı ve kaldırma kuvvetinden yararlanarak oluşmaktadır. Bununla birlikte perine esner, gevşer, endorfin dediğimiz hormon salgılanarak ağrılar daha az hissedilir hale gelir ve kadın daha konforlu doğum yapmış olur. Suda doğum özel profesyonel küvetler içerisinde yaklaşık 37 derece ısı içerisinde sağlanmaktadır. Suda doğum için başvurmuş anne ağrıları başlar başlamaz uygun kıyafetler giydirilerek, suda doğuma özgü mayolar giydirilerek su içerisine alınır ve bu sırada bebek ve anne kalp atımları takip edilir. Doğum suda gerçekleşeceği gibi, doğum eğer uygun değilse suda gerçekleşmesi son dakikalarda masaya alınarak gerçekleşebilmektedir. İlkinde doğumun ağrı etkisinden yararlanıldığı gibi ikincide tamamen suda doğum gerçekleştirilmiş olur. Daha sonra anne dışarıya alınarak anne ve bebek bakımı dışarıda yapılır. Perine kontrol edilir. Faydaları nelerdir? Özellikle epizyosuz, kesesiz doğumlar gerçekleşebilir. Ağrılar çok azalır. İlk doğumlar için özellikle önerilmektedir. Fakat kimlere uygulanamamaktadır suda doğum dersek, özellikle genital enfeksiyonu olan herpes gibi veya iri bebek doğuracak anneler, çok küçük gelişme geriliği olan bebekler, hipoksi dediğimiz bebeğin oksijenle ilgili sorunu olan bebekler veya mekonyum dışkısını yapmış olan bebeklerde genellikle suda doğum önerilmemektedir. Tecrübeli ekipler ve donanımı olan güvenilir hastanelerde, suda doğum üniteleri olan hastanelerde isteyen hastalar ve uygun seçilen hastalar için güvenle uygulanabilmektedir.